Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala ala ve sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi aleyhi ve sellem. ve sellem. Muhammedin şifa şerif. Derslerimizi Rabbim, maddi ve manevi bütün hastalıklarımıza şifa vesilesi eylesin. Amin. yeni bir fasla geldik. Ee, burada Kur'an-ı Kerim'in icazı, yani mucize olması, yani bu da ne demek? Ee, kafirleri ve Kur'an düşmanlarını, din düşmanlarını kendisinin bir mislini getirmekten aciz bırakması, güçsüz bırakması ve hiçbir kafirin Kur'an'ın misli bir beyan getirememesi konularıydı. Bu da tabi nereye talip ediyor? Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, mucizelerine ilişiyor, bitişiyor. Çünkü neden? O bu ayetleri okudu. Kimse bunları daha önce bilmiyordu. Allah-u Teala'dan başkasına bildirmemişti. Kendisi de ümmiydi, okuma yazma bilmiyordu. O zaman bu kadar e, sureleri, ayetleri nasıl okudu? E, ve Bir de muhteva ve içerik bakımından okuduğu şeylerin e, verdiği haberlerin ve bilgilerin e, mucize oluşu, kayıptan haber vermesi, geleceği bildirmesi ve bi gelecekle ilgili bilgilerin sonra aynen Hak olması, çıkması ve bütün bunlar düşünüldüğünde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hak nebi zişan olduğu ortaya çıkmaktadır. E bu fasılda e, hadil vücûl erbaatü bu dört vecih diyor. Yani geride zikredildi. Bu dört tane vecih e, onların hepsi de misaller verildi, izahlar verildi. E, bu dört tane zikrettiğimiz e, türden mucizeler e, o da neden oldu halde bu dört veci min hi Kur'an'a gidiyor. Kur'an'ın aciz bırakması mucizelik vasfı ile, dan olduğu halde bu vecihler nedir? E, beyinetün çok açık e, şeylerdir. La niza, hiçbir çekişme yoktur fiya bunlarda. Daha vela miriyete hiçbir e, şu miriye şüphe demek. Hiçbir şüphede yoktur. Tabi bu vecihler e, işte benim Kur'an Azimşah'ın kayıptan haberler vermesi e, gibi geride tek tek sayıldı. Ondan sonra Kendi içinde de tabi e, dolu misaller verdi. Bu dört veci hakkında mesela işte Nazmı'nın dizilişinin e, acayip sureti efendim Arap kelamının diğer üsluplarına muhalif olan garip üslubu işte efendim şiir desen şiir değil zaten nesir desen yani düz yazı manasına desen o da diğer nesillere, düz benzemiyor falan. Bütün bunlar e, bilmiyorum tabi de ayları geçmiştir yani. E, bu e, Biraz ara verdik onu konuşmuyorum. Ramazan münasebetiyle e, verdiğimiz arayı konuşmuyorum. Yapılan dört dersler işte fesatı, belagatı, üstü bu efendim acipliği, garipliği, ilginçliği falan böyle vecihler sayıldı. E, bu dört ve vecih geride misallerle e, zikredildi. E, onun için e, ki bu dört tane vecih saydık. E, geçmiş ümmetlerin haberleri, helak olmuş ümmetlere dair, işte Nuh Aleyhisselam'ın tufanı, işte Salih Aleyhisselam'ın kavminin helaki, Lut Aleyhisselam'ın kavminin e, efendim, batırılması falan. Bu, bu, korular dört tane vecih teşkil etti. Bu dört vecihin e, muciz olduğu, yani herkesi aciz bıraktığı, Kur'an'daki bu e, özelliklerin efendim, hiçbir kitapta e, bulunmadığı e, ve bulunamayacağı hususunda ve yine tün diyor yani. Bunlar açıktır diyor. Açık şeylerdir. Yani zafiya bunda hiçbir çekişme olamaz. ve Velamiriyete hiçbir şüphede bulunmaz diyor. Şimdi yeni bir şey söyleyeceğim diyor. Dört vecin haricinde ve minel vücuhi yine vecihlerden efendim türlerden, nevilerden e, öyle türler gel beyin yineti çok açık olan e, ne ustafi icazi Hazreti Kur'an'ın e, inkarcılarını aciz bırakması hususunda e, ki vecihlerden biri ama neden olduğu halde min Gayri hazil vücuhi bu geride zikredilen vecihlerin gayrinden olduğu halde. Yani geride zikredilen dört vecihin dışında bir e, vecihten bahsedecek olursak o da nedir? Ve minel vücuhi mukaddem haber. Ayun. Ayun muhakkar müpteda oluyor. Ayun ayetin cemidir. Yani ayun ayetler var. Bu vecihlerin gayrisinden olarak. E, mucizelik vasfı taşıyan becilerden biri de nedir? Ayün. ayetlerdir ki ve adet varid oldu geldiler. Neyle hakkında bir tacizi kavmi. bir kavmi aciz bırakma hususunda. Yani kah Yahudileri, kah müşrikleri veya bir noktada da Hristiyanlara da misal gelecek şimdi. Ne hususta aciz bırakıyor? Bir kazaya bir takım kazıyeler, hususunda. Yani özel hükümler, özel konular hakkında. Daha ne hususta varid oldu? Ee, hem aciz bırakma, daha ve ihlamihim ve onlara bildirme hakkında varid oldu. Neyi bildiriyor onlara? Ennehum gerçekten kendileri la ef'alûne yapamayacaklar. Ne? Ha o şeyler. Yani öyle özel hükümler ve kaziyeler beyan ediyor ki o ayetler e, sonra da bildiriyor ki madem öyle şöyle yapın diyor mesela. Sonra da diyor ki ama yapamayacaksınız. Halbuki ellerinden gelecek şeyler, kolay şeyler, bazısı sadece konuşmaya bağlı şeyler yani. Hadi şunu iste bakalım diyor. Peşinden de diyor ki isteyemeyeceksin ki diyor. Anladın mı? E bu da hakikaten feba faalu. Onlar da bunu yapamadılar. E, ve la kaderu. Güç yetiremediler, kudret bulamadılar. Neye dair? Ala Hz. Kur'an'ın onlara e, tehdide bulunduğu yani meydan okuduğu hadi bakalım yap bakalım da göreyim bakalım dediği şeyleri yapma güç, güçte de bulamadılar. Ne gibi mesela işte ayet-i kerimelerden misaller veriyor ki kavli Allah Teala'nın buyurması buyurduğu gibi kime lil yahudi yahudilere. Ne buyurdu? Estağfirullah. kul habibim söyle inkanet eğer olduysa leküm sizin için ettarul e, ahiretu ahiret yurdu indallahi Allah nezdinde e, nedir olduysa halis oten halis yani sırf size ayrılmış. Yahudi olmayan cennete giremez. Müslümanlar da cehenneme girecek, Hristiyanlar da cehenneme girecek. Ondan sonra sadece Yahudi olan cennete girecek. E, madem böyle bir iddianız var, ahiret yurdu da Allah indinde sırf size özelse el ayet ediyor. Ayetin devamını oku diyor mübarek. Yazsan ne olur yani de. tam ben okuyayım e, ee, min nasi diğer insanların dışında sırf size ait ise cennet ahiret yurdundan maksat tabi cenneti kastediyor. Çünkü mahşer falan herkes oradan geliyor geçiyor. Fetemenne <laughs> <laughs> o zaman isteyin neyi? El mevte ölümü. Ölmek isteyin. Nasıl olsa cennete gidecekseniz cennette sırf size aitse e, keşke ölseydim ya diye bir dua edin. Ölün gidin cenneti boylayın inkurtu eğer olduysanız kimler sadıkın doğru sözlü kimseler. Şimdi ben Allah'ın dostuyum, sevgili kulum diyorsun ya. Madem öyle gel böyle. Cennet iste gören cennete için ne lazım, dünyada giremezsin, ölmen lazım. O zaman ölüm işte adet kerimesinde. E ee, Allah Teala e sonra ne buyuruyor? Ondan sonra Ayetin devamında da var. Ve len nehu, asla ölümü isteyemezler, isteyemeyecekler. Ebeden. Yani sonsuza kadar derken dünya sonsuz değil de. Yani yaşam hayatlarının son, sonuna kadar. Ebeden yaşadıkları müddetçe asla ne yapamayacaklar? Onu isteyemeyecekler. Ne sebebiyle bir makat demet? takdim ettiği şeyler sebebiyle eydiğim kendi ellerinin öne sürdüğü, yaptığı günahları biliyorlar. İşte şimdiki Gazze'de yapılanları görüyorsunuz. Ve bu zulümleri işitiyorsunuz. Haberlerde müşahede ediyorsunuz. Dünyada böyle bir zalim, kafir çok da böyle zalim kafir, Yahudi kadar zalim kafir bulunmaz. E bütün Hristiyanlar, hatta bazı Yahudiler bile Hristiyanistlerden e, diyorlar, bunlardan daha zalim yoktur diyorlar. Hatta Hristiyan kadın diyor Allah'ın cehennemle ilgili, azapları ile ilgili ayetleri yani bu nasıl bir şeydir ya bu kadar da azap olur mu falan hiç yaradan Allah merhamet sahibi bu kadar azap eder mi falan düşünüyordum diyor. Ne zamana kadar? Şu andaki Yahudinin Gazze'deki zulmünü görene kadar. Diyorum ki tamam. Demek allah Teala böyle azaplar hazırladı. Bunlar bunu hak ettiler hak ettiler. allah Teala'nın bu azapları faid ettiği, tehdit ettiği bu azapları gerekliymiş yani. Birilerine lazımmış. Onun için kendi elleriyle yaptıkları suçları bildikleri için Yahudiler asla ne yapamazlar diyor. E, bu şeyi e, ne diyorsun? Ölümü temenni bile edemezler. Yani işlerinden bile geçirmezler dillerine hiç getiremezler. Şimdi, ayet böyle söylüyor. Vallahi alimü zalimin. Allah o zalimleri çok iyi bilen bilicidir. Yani onların niyetlerini, fikirlerini, dünya sevgilerini, yaşama hırslarını ve isteklerini her şey bilen Allah. E, Kâne dedi ki Ebu İshak'a, e, İshak'ın babası yani künyesi yapacak, ez Ezzet Bu çok büyük bir şeydir, alimdir. E, sene 300 küsurlarda yani 1150 sene kadar evvel vefat etmiş. Düşün güne kadar eski bir alimdir. Mahanil Kur'an diye eseri var. Üç cilt olacak. Bizde de var yani. Kütüphanemizde mevcut. E, Kur'an'ın manalarını en iyi veren e, bir zattır. E, hatta Keşraf Meşhur Zemakşeri. O hatırladığım kadarıyla 500-600 o aralar. Yani ondan 200 sene falan yani küsuratı var gelmiş. Ama Keşraf'ta birçok mana verirken tefsirinde iki işte üç tefsirlerin asıllarındandır yani Kazım Beyzavi gibi. Tabi mutezile e, olmak hasebiyle e, sıkıntılıdır. Ehl-i Sünnet onu e, sürmüşlerdir e, ve sürgeçten geçirmişlerdir. İşte El-Medarik tefsiri Nesefi'nin onlardan biridir. Mesela yani birçok tefsir ondan alır. Dolayısıyla keşfın kendine bakma halüzüm yok. Ama çok alim olursam falan da şehleri var mesela. Teftezani'nin, Tıbi'nin falan. O şehirlere bakılırsa yani şehirler elişine olduğu için şarihler mahzur olmayabilir. Ama böyle önüne gelen mollanın bakacağı iş değil. Eee keşşaf birçok manaları e, Zeccac'tan almıştır. Onun için e, bunun manası çok muteberdir. Ebu İsa İmam Zeccac dedi ki: "Fiyaz ilati buat kelimede vardır." Ne vardır? "Ezamu hüccetin hüccet delil demek. Delillerin en büyüğü vardır. Ta ve azharu delaletin. Delaletlerin en açığı vardır. Yani delillerin. Ne dair? Ne üzerine del delalet ediyor? Ala sahhati risaleti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletinin yani peygamberlik vazifesinin ona verildiği ve elçiliğinin doğru olduğu hususunda. Diyen ne o? Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle dedi lehum onlara yani Yahudilere ne dedi? İşte ayeti okuyarak demiş oldu yani. Hadis hadis olarak da de, diyebilir de burada ayette efendim Mevla buyurdu ya kul habibim söyle. İşte orada da o ayeti söyledi onlara. O arada ne dedi? Fe temennevu e, öyleyse temenni edin. isteyin neyi el mevte? Ölümü isteyin. Tabi ölümü içinizden geçirin isteyin. Mansa değil bu. Ölümü istediğiniz dillendirin. Yani söyleyin konuşun. Ve aleme bildirdi ki onlara ennehum gerçekten onlarla temen ne Asla isteyemeyecekler. Bak şimdi. O anda istemiyorlar demiyorum. O anda istemediler demiyorum. Bundan sonra da ölene kadar hiçbir Yahudi ölüm isteyemeyecek. Mesela e, Müslümanlardan, Türklerden ölüm isteyeni ben gördüm yani. Duydum. Canından bezmiş. Ölsem de kurtulsam. Allah'ım bir canımı al. Ama Yahudi'de bu yok. Hiçbir Yahudi'de ne duyulmuş ne görülmüş bu kadar ayet olduğu için bir tanesi ölümü istediği sabit olsaydı Bugüne kadar bütün dünyanın gavuru, yavrusu, medya bile şu anda onların elinde hemen yayılır. Falan kişi istedi işte bak. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen öyle e, meydan okudun ama bak falan Yahudi de ölmüş dedi. Hani ben diyorum ya bu şeycilere, erencilere bile yalan bir zuhurat bile uyduramadılar. Yani burada da bir Yahudi yalan yere bile hadi ben istiyorum falan hareketi bile yapamadı. Onun için bu büyük mucize oldu. Çünkü Allah-u Teala onların hiçbirinin ölene kadar ölüm sevmeyeceklerini bildirdi. Ve aleme Efendimiz bildirdi yani ayeti okuyarak. Hüm onlara enneum gerçekten onlar ee, ne yapamayacaklar? Len yetemenne ileride de nefi istikbal var. İleride de isteyemeyecekler bu ölüm ebeden. Yani ebeden demek dünyanın ebediliği işte ölü, ölene kadar. Hakikaten felem yetemenne. Hiç temenni edemedi, dillendiremedi, istek yapamadı. Nehu ölümü kim vahidün hiç hiçbiri kimden minum? Yahudilerde. Ve nebi sallallahu teala aleyhisselam. Efendim sallallahu teala sellemden rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ve <laughs> lezi <laughs> o Allah'a yemin ederim ki nefsi benim canım bir edihi onun yönetiminde ve tasarrufundadır. O Allah'a yemin ederim ki e, la yakulu söyleyemez. Neyi ha? E, bu sözü, mekale yani. Ölüm isteme sözünü yani. Kim racülün? Hiçbir adam bile onlardan. Hiçbiri isteyemez. Söylemedi yani. Söyleyemez. İlla söyleseydi ne olurdu biliyor musun? Gussa e, efendim boğazına takılırdı. Ne, neyle? Yani e, o me, biri kıyı onun naif hali olduğu için. Hussa boğazına takıldı. Ne biri kıyı oluyor o zaman? Yani failden nasıl? Ne edatı kullanıyoruz ya? Kim? Ne? Bu da naif hali oluyor. Şeyin de meçhul olduğu için. Hussa. Hussa boğazına takıldı. Ne biri kıyı tükürü. Yani tükürüğünde boğulurdu lafı da var da o demek değil de tükürüğüyle e, gırtlağa tıkanır ve nefes alamaz biliyorsunuz bir yemek kaçsa yemek borusuna bilmem ne demeli ölüyor ya öyle olur yani ne demek yemek Ye ölür ucu yani, ölürdü mekânı Turduğu yerde ölürdü yani bu adi i kerime nazir olduğu zaman yani şimdi tabii e, kıyamete kadar bu şekilde e, olur e, hemen ölür e, manasında e, anlaşılabilir ama zahiri mana anladığım nedir Levenel el yehude temennevul mevtele matu. de var. Ondan sonra Beyakide de var. Ee, Yahudiler bu ad hazır olduğu vakit, hadi ölümü isteyin dendiği vakit, ölüm isteselerdi dünyada bir yavdu kalmayacaktı. Hepsi olduğu yerde ölecektir diyor. Fesarafa böylece ne yaptı? Sarf etti. Sarf etti, men etti, engelledi, döndürdü, çevirdi. Kimihum Yahudileri, onları kim Allah Allah neden? Antemennihi, ölümü istemekten. Yani istetmedi onlara. Korku verdi işlerine istemetler. Zaten isteseler de hemen öleceklerdi. adamlar da hemen ölmek istemeyince istemedi işte. Daha ve cezza panikletti, korkuttu. Kimi onları? Niye böyle yaptı allah Teala? Diyor zira açıklamak için. Neyi sıdka Resulü? olan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sıdkını, doğruluğunu ve doğru dürüst konuştuğunu açıklamak için. Daha neyi? Ve sahhatema o şeylerin e, doğruluğunu açıklamak için ki uhiye vahiy edildi. Kime ileyhi? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vahiy edilen ayetlerin, surelerin, Kur'an'ın doğru olduğunu açıklamak için allah Teala bir Yahudi'ye bile ne yapmadı? E, ölüm istetmedi. Bu da ayrı bir mucize. İz çünkü lemme temenne, temenni etmedi. o, o ölüm kime? Hadun hiçbiri. Minum onlardan. Halbuki ve kanu onlar idiler ne neye ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalancı çıkartmaya neydiler ahrasa insanların en düşkünleri idiler. Yani ne Hristiyanlara müşriklere bak bakana kadar en çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tekzip etmeye yalancı çıkartma e, düşkün millet kimdir dese Yahudiler. E peki o zaman ellerindeydi levka eğer güçleri yetseydi bunu yapmazlar mıydı? Yaparlardı. E en kolay basit var. Ee, sana dedi ki, sen cennetliksen hadi ölüm iste bakalım. E, ee, dedi. Sonra da buyurdu ki, asla ölüm isteyemeyecekler. Yani ileriye dönük de başlarını bağladı. Eşini bir Yahudi de Efendimiz'i yalancı çıkartma en hadis millet olduğuna göre bir tanesi bile kalkıp diyemedi ki hadi istedim be. Ölmeyi de göze alıyorum. Hadi istedim. Yani Efendimiz'i tekzip için. E böyle de bir şey vakı olmadı dünyada. E bu acayip bir mucize de aklı olanlar için. Demek ki ve lakin illa lakin Allah Celle Celaluhu yapar. Ma'u şey yüridü ne murad ediyorsa Allah onu yapar. Onun için ne yapmadı? Onlara bunu istetmedi. Fezahret böylece belirginleşmiş oldu. Neyle bize halike bununla beraber? Mucizetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük mucizesi meydana çıktı. Daha ve banet beyin oldu, açık oldu. Ne hüccetu delili çok Açık oldu. Kale şöyle diye, dedi, dedi bu Muhammed el asiliyü. Ebu Muhammed asili büyük ulemadan tabi, Kazı İyazı'ndan da evvel geçmiş. Bunlar hep 900 sene evvelki alimler. Zaten Kazı yaz bu zatın sözünü, görüşünü alan insan kendi 900 sene evvel. Dedi ki, Efendim, Geride bu zat hakkında malumat verilmişti. Min acebi emrihim. Ye, e, Yahudilerin işlerinin yani başlarına gelen işlerin en acayiplerinden biri. Ondan acayibi yok. Nedir? En ne şu meseledir ki şan yani şanına önem verilmesi gereken husus. O da nedir? Enlerin haberi bir daha cümleyle geliyor. La yücedü cümlesini dümü. Anladın mı sen? Ee, haberi haber oluyor. O enle ismiyle haberiyle cümlesi e, muakkar müpteda oluyor. Mine acebi emrim, mukaddem haber oluyor. Onların işlerinden, en acayiplerinden biri de nedir? Enne hu şu şanına önem verilmesi gereken husus nedir? La yücedu bulunmaz. Minum Yahudilerden ne cemaat Bir topluluk bulunmaz. Ve la vahidun. Bırak topluluğu, tek bir kişi bile bulunmaz. Ne zamandan itibaren bunu hesap edebiliriz? Yev min yevmin o günden ki emr Allahu Allahu Teala emretti ne bize halke? ölümü istemelerini onlara duyurmasını kime ne bir yav ne ee, nebisine emretti. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Habibim söyle ki madem cennetlikler ölümü istesinler hadi bakalım. Bunu demesini emrettiği günden beri e, ne bir cemaat ne bir tek kişi onlardan bulunmadı. Ne olarak bulunmadı? Yukdimu ikdam eden. Hani atılıyor. Neye aleyhi bu temenniye. Yani ben hadi ben istiyorum falan bir tane ortaya çıkan bulunmadı efendim vela yüce bu ee, ondan sonra o temen, temenni et dediğin zaman de, Efendim ve sellem hadi iste ölümü bakalım ee, dediği vakitte bir kişi bulunmadı ki ondan sonra la yücedu bulunmadı daha vela e, yüce bu cevapta veremedi. Ee, kime? Ne, neye icabet edemedi? yani cevaptan kastı bu da icabet yani. Hani davet ve teklif yapıldı ya, hadi ölüm işte. Ve la bu kimse hiçbirini yapamadı, icabet edemedi. Neye? İleyhi. Bu ölüm temennisine. Hi temennil mevte gidiyor. O da fetemenne ül mevt ayetin cümlesinden mastar çıkartılarak gidiyor. O zamirlerin gittiği yerleri bulmak kadar önemli bir şey yoktur yani. <laughs> Efendi öyle derdi. Zamirin merciğini bul bakalım derdi. Bazen çok zamirler gider bazı. Üç 5 zamir birden geriye, o ona gidiyor, ona gidiyor, muzafa gidiyor, Muzaf gidiyor muzafileye gidiyor falan falan. Tamam yani. Zamirin buldu derdi. Yani o ne demek? Ee, zor iş halletti, iyi alimdir o anlamına geliyor ha. Ondan sonra ve hala işte bu anlatılan mevcudun olmuş mevcut bir işte yani mevcut var var olan bir şeydir yani. Ee, daha nedir ikinci haber müşahedün müşahede edilmiştir. Yani görülen bir şey bu. Yani dünyanın hiçbir tarafında hiçbir Yahudi e, Efendimiz efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu ayet nazil olduğu günden itibaren bugüne kadar ağzıyla lafla bile olsa ya ölsem de kurtulsam bile demez. Bizim millet Türkler, Mülkler, Kürtler, Araplar, Acemler söyleriz de Müslüman tayfalarıyız biz. E, şey Yahudi de hiç olmazdı. Yani ölümü Şakasını bile yapmaz o lafı ne de ya tutarsa diye. Hani adamın biri yokuş yukarı küfeyle çıkarken oturacak bir yerde bulamıyor yani otursa kalkamaz ki. Küfe çok ağır geri çeker onu ondan sonra bir daha ona arkadan destek lazım ki adamı kaldırsın. Adam kendi küfeyle bir daha kaldıramaz kendini. Kaldıramayacağım diye de bu sefer gideceği yere kadar oturmaz. Ha yardımcısı olsa oturur sonra küfeye yük verir kolaylaştırır diye. İşte bir tanesi öyle bir duruma düşüyor. Ey Azrail neredesin gel dedi ya. Dayanamadı falan. Ondan sonra şey oturdu. Yüke dayanamadı yokuş yukarı. Evet. Oturdu kalkamadı. Kalkamayınca Azrail Derler yani böyle. Azrail Aleyhisselam zuhur etmiş falan. Bazı melekler de zuhur etti Var tabii. Ta dedi, e geldim buyur dedi ne istiyorsun. Ya dedi şu hüküme biraz yardım et dedi ya. Kalkamıyorum. dedi o işlere Cebrail bakıyor dedi. Sen niye ey Azrail dedin dedi ya. Yani yardım işlerine Cebrail bakıyor dedi. Aleyhisselam beni çağırdığına göre başka bir şey mi var falan. Yok ya dedi ben dedi işte öyle demiş bunu. Şimdi bak Yahudi şaka bile yapmaz. Bunun şakasını bile yapmaz. Çünkü ne? Ya tutarsa? Onun için Allah-u Teala da gitti bütün Yahudi milletini kıyamete kadar Kur'an'la Fihaddide bulundu, meydan okudu yani. Hadi isteyin bakalım. Ölüm Dillendiremiyor bile yalandan yani. Bu müşahettir diyor. Yani herkesin bildiği bir şeydir. Liman o kimseler için ki. Erade istedi neyi en yemtahine imtihan etmek. Bakalım diyor mu diyemiyor mu? Kimi hu? Bu meseleyi imtihanla belirlemek ve tespit etmek isteyen e, efendim kimden? Minum onlardan herhangi biri bunu denemek istiyorsa denemek istiyorsa denemesi bedava diyor. Tecrübe göğe çıkmadı demişler. Yani ne demek? Yeryüzünde hala tecrübeyle e, mevzuları, hükmünü tespit etme imkanı mevcut. E ne oldu o zaman? Yani bir teklif et, şunu yap, bunu yap asla bir Yahudi'den ölüm isteğini dillendirdiğine dair bir veri e, bulamazsın. Bundan dolayıdır ki efendim Rabbimiz Tebarike ve Teala'nın kitabı e, kadimi e, ezelisi e, vahye dayanıyor ve bu vahiyler hepsi mucize niteliği taşıyor. Bu mucizelerde bize neyi gösteriyor? E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sadık bir Resul ve Nebi Zişan olduğunu ifade etmekte yeterli geliyor. Evet. Ondan sonra ve keder yine böylece atül mübahaleti. Mübahale ayeti de minazel mana bu manadan sayılır. Bu da mübahale ayeti Ali İmran suresinin 61. Ali İmran suresine geçiyor. 61. ayet-i kerimedir. Haythu vefede Şöyle ki hayz-ı vefede heyet halinde geldi. Veft heyet demek. Hayz-ı vefede heyet halinde geldi. Kim aleyhi Resulullah Efendimiz'in yanına? Kim geldi? Esakıfetü necrane. Necran Üsküfleri. Esakıfe Üsküf'ün cebidi. Üskuf rahip papaz demektir. Necran işte Mekke ye yedi merhale, yedi konaklık bir mesafede Yemen'le Mekke arasında olacak. O bölgenin Hristiyanları var. Araplardan çok Hristiyanlar var. Hala Mısır'da dolu Arap Hristiyan var. Lübnan'ın yüzde yirmisi Arap Hristiyan. Suriye'de var. Ee, i̇şte orada zamanlarda kalma Hristiyanlar var Araplarda. Ee, efendim sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'a girmelerini teklif ettim biliyorsunuz. Müşrik olursa cizye verme teklifi yapamıyor. Ya İslam ya kelle, ya Müslüman oluyorsun, ya savaşıyorsun. Savaşta kim kazanır, kim kaybederse. Kaybediyorsan erkekleri köle oluyor, kadınları cari oluyor falan. Ben savaşta da kim öldürülüyorsa asılıyor, kesiliyor zaten savaştır bu. Şey yok. Müşriklerde cizye hükmü yok. Ya İslam ya harp. Ama Hristiyan ve Yahudiler ehli kitap olsa iki teklif, üç teklif oluyor. Ya Müslüman oluyorsun, bir şey yok. Müslümanların hakkı neyse senin de hakkı oluyor. Ya e, harbi kabul ediyorsun, Müslüman olmuyorum diyorsun. O zaman ikinci teklif geliyor, cizye. İslam devletine vergi veriyorsun yıllık anlaşmaya göre. Onu da yapmıyorum diyorsan üçüncü teklif ne savaş. Ya Müslüman olacaksın ya verecek cizye vereceksin ya savaş. El kitapta. Şimdi Necran Hristiyanlara da böyle geldiler rahipler şey. 60 diye hatırlıyorum. kişi kadar. Ondan sonra işte 15'i binekli falan öbürleri yaya Başlarında amirleri var, memurleri var. Ondan sonra bakayım. 60 bin binekliymiş. 60'ı da binekliymiş. Ondan sonra 14'ü reis konumundaymış. 3 tanesi bütün işlerin yönetimi onlardaymış. Kabilelerinin adımdan sonra. Emirleri tabii hepsinin adı var. Akıp diye geçer o çok. Emirler Akıp. işte Arapça isim yani. Hristiyan da Arap. Akıp yani takip eden masrafına geliyor. Ondan sonra e, kötü bir isim değil yani. bir orada mana olarak kötü bir isim değil. Efendim bunlar geldiler. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a girmelerini teklif edince ve ebev ebadan geliyor. Eba, ebeya ebev cemisi. ve Ebe, ebev imtina ettiler yani kaçındılar neden el İslam'e. İslam'ı kabullenmekten geri tuttular. E, ondan sonra e, efendim hmm, Fenzele indirdi Allahu Teala Allahu Teala Resulün üzerine ne ayetel mübaleti mübahale ayetini efendim mübahale e, kelimesi tabi mülaane e, manasına geliyor. E, mülaane lanetleşmek demek yani ben yalancısam Allah bana lanet etsin. Sen, yalan, sen de diyorsun ki ben yalancısam Allah bana lanet etsin. Bir sene geçmiyor. Onlardan biri mutlaka helak oluyor. Zaten oradan da kimin aklı batılı olduğu çıkıyor. Bizim bu öğrencilerle bile böyle bir şey yapabiliriz yani. Yapabiliriz. Bakalım şartlar oluşursa yaparız bu sefer. Bir seneye kadar görürler herkes bilmem ne, ne olacağını yani. Ha. Hak, hak nasıl meydana çıkar görürler. Onun için yani biz şeyimizden, abdestimizden şüphemiz yok demek istiyorum yani de. E, Mübahalem e, allah Teala indirdi. Bu noktada e, hangi kelamıyla ile beraber bir kavli, şu sözüyle beraber yine mübarek kazı yaz, ayetin okumayı bana bıraktı yani. Femen hacceke fi el o el ikra oku demek gizli var orada el ate devamını oku. Yani bari yaz da okuyayım da. Herkes apuz mu yani? Ondan sonra Allah kabründe öresin derecesine ailesine vadıya Allah tar. Femen Habib bir merkez ki hacce mücadele etti. Kiminle keseninle kim akımda fihi, fihininiz ihsan selam'a gidiyor çünkü Rusyaların dalaberesi o ya. İşte efendim Allah'ın oğludur şudur budur. Efendim, sallallahu aleyhi ve sellem ya Allah'ın kuludur, orası süludur diyor. Onlar yok sen. Olsaydın sen bizim bir e, işte, şey peygamberimize veya Resulümüze falan. Niye hakaret ediyorsun falan? Niye hakaret etmişim? E sen diyorsun Allah'ın kuludur. Ya e ne diyeceğim de ben de Allah'ın kuluyum, o da Allah'ın kuludur. Diyor ki yok ya bu hakaret olur. Allah'ın oğludur, Allah'ın oğluna sen kuludur, diyor. kul deme, köledim. E tabi hepimiz Allah'ın kulu kölesiyiz. Kuluz yani peygamberler de Allah'ın kulu kölesi değil mi? E o zaman diyor ki olmaz diyor, o farklı diyor, Allah'ın parçası diyor, Allah'ın oğlu diyor. Ondan sonra Efendimiz yok ya kuludur diyor. Ondan sonra de, diyorlar ki o zaman hiç bab babasız çocuk olur mu diyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorlar? Yani senin baban var diyorlar. Herkesin babası var. İsa'nın babası yok. Hiç babasız çocuk olur mu? Yani mantıken olmaz. Genelde olmaz. E o zaman ne, Bunun babası kim diyor? O tabi ki o zaman Allah'ın oğlu oldu diyor işte falan. Bu şu ayet geliyor. Es-sâhidun mesela İsa indi Allah'a ke Adem. İsa'nın Allah'ın dindeki ilginç durumu Adem'in ilginç durumuna benzer. Peki hiç babasız çocuk olur mu diyorsun. Hem babasız hem anasız olur mu diye sormuyorsun. Adem'in anası da yoktu. oyun turab onu topraktan yarattı. Sübhakalelukum feykun sonra ona var ol buyurdu. O da hemen verdi. O ayet nazil oluyor. Yani cevaben. Çünkü neden babasız çocuk olur mu? E hem babasız hem anasız olur mu? O olduysa bu da olur. E o da olduysa bu da oldu. Buyuruluyor. Fekul abi bilmem ne şöyle ki Talim, hadi gelin bakalım. Nedir o yani biz oğullarımızı davet edelim. Ve <laughs> bilahi siz oğullarınızı davet edin. Ve insani abi biz kadınlarımızı çağıralım. Ve <laughs> bilahi siz kadınlarınızı çağırın. Ve enfus yani biz kendi canlarımızı çağıralım, kendimizi getirelim. Ve <laughs> enfus siz kendi nefislerinizi davet edin, getirin. Sonra ne değil sonra iptihal edelim yani Allah'a tazarrü edelim, yalvaralım, yakaralım böyle tam bir samimiyetle. Allah'ın kapısına yani efendim e, sığınalım, sarılalım, ondan sonra varalım, fenecal sonra da yapalım, gönderelim. Lanet Allah, Allah'ın lanetini kim üzerine alel kazibin o iki taraftan o yalancılar hangisi ise onların üzerine Allah'ın lanetini salalım. Allah lanet etsin yani ben yalancıysam bana sen yalancıysan sana gibi o da dua yapacak aynı ben de dua yapacağım mübahale karşılıklı yani lanetleşme müfaale babından geliyor. O zaman e, efendim ayet-i kerime böyle. Bunun üzerine e, efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem e, buyurdu ki madem feyne beytum illa ilfe diniküm siz e, madem İslam'a gelmiyorsunuz ancak kendi alıştığımız dinde kalacağız. Bu iş bize uymadı İslam diyorsunuz. O zaman e, efendim e, ha şey e, ha, papazlar birbirine söylüyor. Favadi'u onunla vedalaşalım. Mansarufu e, çekilelim gidelim. E, bu lanetleşme işine girmeyelim. Çünkü Efendimiz'e bu ayet geldi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ayeti tebliğ etti. Ondan sonra Hz. Hüseyin Efendimiz'i kucağına aldı. İşte Hasan Efendimiz demek de oğullar araları iki yaş var. Hz. Hasan demek yürüyebiliyor. Hz. Hüseyin Efendimiz'i kucağına aldı. Hz. Hasan Efendimiz'i elinden tuttu o yürüdüğü için. Ondan sonra dedi ya, oğullarımızı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve oğlu yaşamadı ya. Torunları oğullarıdır zaten. Bir insanın torunu, o erkek torunu oğludur. Kız torunu kızıdır. Dede ödemektir yani. O, o itibariyle e, oğullarımızı Hz. Hüseyin Hazreti Hasan'a aldı, Fatıma annemize de dedi ki kerimesine sen de arkamızdan yürü dedi. O da arkadan yürüyordu. E, Hz. Ali Efendimiz de e, önünden gidiyordu. E, yani Ehli Beyt'in özel dairesi tamamlanmış idi. Hani ailevi ya, oğullarımız diyor, kadınlarımız diyor falan. Sonra Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de var. Zaten Ali Abba bu noktada e, beş kişiler özel Ehl beytin en özelinde yani has dairede dersek yine diyor li hamsetun qudfi biha el hatime el Mustafa ve Murtaza ve beş tane diyor değerli kıymetli var onlarla korona morona veba salgın bütün mikropları kırarım geçiririm diyor. Onlarla gelir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Murtaza ali keremullah cew İki de oğulları Hasan Hüseyin, bir de Fatım etti beş. Bu beşini aldı yani. Ondan sonra e, dedi ki, İza da'utu fe emminu. Ben şimdi dua yapacağım dedi. Yani lanetleşme yapacak. Hani ben yalancıysam Ya Rabbaşşah bana lanet eyle. Bunlar yalancıysa bunlara lanet eyle. E, ben biliyorsunuz FETÖ'yle bu benim bir derginin o zamandaki derginde adı arifandı dergimin kapağı, hapse girdiğim sayıdaki dergimin kapağı lanetleşmeydi. Ama kaç tarafın adını FETÖ olarak söylemedim de bana bu iftira yapanlar işte e, ben haksızsam, bu suçları işlemişsem Allah bana lanet eylesin. Bak şimdi konuşuyoruz da yani bir sene geçmeden helak olur demin dedim. Şimdi misal kendimden verebilecek durumdayım. O her şey ortada, derginin kapağı ortada. Ben bu suçları işlemişsem bilmem ne bilmem ne onu satmak bunu almak ben dedim Karagümrük çetesi falan. Allah bana lanet etsin. Yok bana bu iftira yapanlar yalancıysa Allah onlara lanet etsin dedim. Ne bir senesi ya. İki ay sonra 17 25 e, patladı. Tayyip Bey ifadeye çağırdılar şey e, Hakan Fidan Bey'i ifadeye çağırdılar falan. Oradan renkleri belli oldu. Oradan hükümetle aralar açıldı. O oldu, bu oldu. Ondan sonra zaten hükümette miladı koydu bilmem ne. Bir sene geçmeden yani 2000 işte 12 idi. 2013 falan o aralar 17 25 çoktan patladı ve hükümet reisi cumhur falan herkes tavır aldı. Ondan sonra başladı eee FETÖ avlanması. Ondan sonra zaten peşindeki süreç görüyorsun. E, hapislerde, kodeslerde şey, çoğu firar etti, kaçtı, kalanı da hapislere düştü falan. E, ne oldu şimdi? Ey FETÖ! lanet lanetleştik bir kere. Bir daha denemeyelim istersen. İsterseniz bir daha denemeyelim. Hele ki erenciler merenciler bunu da duyur, duyarlarsa, tespit ederse hiç deneyemezler. Ebedi benimle lanetleşmeye gelemezler. Kim haklı bakalım. Çünkü benim derdim şeklik miymiş? Efendim senin yolu bozmak mıymış? Yoksa kimin derdi oymuş? Ona lanet edeceğiz. Bu kadar basit yani bunu. İki şıklı zaten. Ben kendime yapabilirim. E sen karşı taraftan gelebiliyor musun? Hadi bir sene içinde de göreceğiz. FETÖ'nün akıbetinden bin beteri kimin başına gelecek? Hayır. Ya bu böyledir yani. Mübahale yaptığın zaman bir sene geçmez. Yalancı taraf helak olur. Şimdi bak FETÖ'de ben bunu yaşadım. Kapağa manşet yaptım. Lanetleşme yaptım. Lian deniyor ona. Mülâne, mübahale. Ne oldu sonra? Bir sene geçmedi. Hepsinin sürüsü kesildi yani. Nefesi kesildi diyelim. Onun için İnsan kendine güvenemezse mübahaleye giremez. Kim girebilir lanetleşmeye? Doğruluğuna güvenen girebilir. Biz de bu noktada rüştümüzü ispat etmişik yani. Şimdi e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte e, diğer dört ailesi fertleriyle beraber e, yola çıktılar. Ondan sonra ben dua edeceğim şimdi siz amin deyin. buyurdular. Bu sefer ee, onların papazı burada bu kitaplarda da çok baskı hataları oluyor da efendi görüp de geçme diye çok sinir kızardı bana. Ondan sonra fekali üskufu yani papazları dedi ki efendim baktı efendim sallallahu aleyhi ve yanında, torunlarını falan da görünce Ondan sonra Ya Maşaranne Sara dedi. Tabi orada 60 kişi var ama 60 kişi 10 binleri, 100 binleri neyse o zamanki kabileleri, Hasebici hepsini temsil ettiği için. Ey Hristiyanlar cemaati, inni ile ravicuen. Ben öyle yüzler görüyorum ki, adam papaz ama papaz rahip. Kendi suratı kapkara olabilir ama gözünde bir ışık varsa karşı tarafın nurlu olup olmadığını görebilir. Şimdi bazı adamlar var, şeyh diye çıkarılmışlar falan, şeyh taslaklar var ya e, dünyada. <laughs> Müteşeyikler falan. Adam suratına bakıyor, resmine bakıyor. Maazallah. Bu nasıl bir şeydir dedi geçen bir tane keşif elinden biri saat. Adam bunu şeyh ilan etmişler. Dünyanın bir yerinde yani. Bu sonra resmini gösterdi efendim. Bu teccal dedi ya. Onun için şimdi adamın kendi nurlu olmayabilir. Hani Halit abinin dediği gibi ben dedi <laughs> treni kaçırdım ama dedi garda bulunmama sebebiyle binenleri gördüm dedi yani. İşte adam nurlu olmayabilir ama şimdi karşısındaki adamın da nurlu olduğunu anlayabilir. Veya nursuz olduğuna da karar verebilir yani. Onun için ben dedi öyle suratlar gö görüyorum ki dedi. Şimdi adam papaz kendi memnetsiz Ama dedi ben öyle suratlar görüyorum ki dedi levse elullah'e yani nurlarını gördü Hasan Hüseyin Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin Resulullah sallallahu aleyhi güneş sönük kalıyor. Öyle yüzler görüyorum ki de nasıl biliyorlar kendilerini keza bulduklarını. Levse en yüzü ile cebelen bir mekani. Eğer onlar Allah'tan isteseler ki şu dağı yerinden kaldır diye Allah'a dua etseler lezalehu. Bak papazda bir e, ilmi var. Yani ilmi olanlar biraz tabi onların uyanıklıkları fazla oluyor. Tabii hakkı anlamaları da daha kolay oluyor esasen. Ama inatçıları tehlike. Yani bile 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 olanların hiç iflahı yok. Bilmeden olanlar tövbe etmeye muvaffak olabiliyor. Lezal ve Allah yerinden kaldır. Öyle suratlar görüyorum ki dedi. bu suratlar ellerini açarsalar Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İn ben şimdi dua edersem hemen amin deyim. Bunlar dedi amin dediği anda deseler ki Allah şu dağı kaldır Allah yerinden kaldırır. Suratlar öyle görüyorum. Yani ne demek şu? فَلَا Sakın bunlarla karşılıklı lanetleşmeye girişmeyin. Helak olursunuz. Yani diyor demek istiyor ki açıkça biz sahtekarız. Biz yalancıyız. İsa Allah'ın oğlu falan değil. Bu haklı peygamberdir ama işimize gelmiyor. Boş ver. Ama lanetleşmeye girmeyelim. Bari birkaç sene daha ecelimize kadar yaşayalım. Öbür türlü şimdi göreceğiz. Fetehli köyleri. Fez anulehu hepsi ona boyun eğdiler. Öyle bezelulehu cizyete külle sene elfe hülle ve zelazi. Kiram'ın hadid dediler ki her sene 2000 hulle. Hulle elbise takımı. Medine'de de çok fakirlik var. Sahabe biliyorsunuz aç açık vaziyette. İşte yani e, avretlerini anca örtüyor namaz kılacak kadar. Şehitlere kefen bile bulamadılar. Uhud'da biliyorsunuz falan. Onun için e, kumaş çok mühim. Onlarda kumaş dokuma tezgahları var Necran'da. Onun için dedi 2000 hulle sene. iyi bir şey yani 2000 takım. O zamanki günde yani sahabedeki yani erkekleri falan donatır yani fakirleri. Ee, 30 tane demirden zırh. Zırh da çok önemli bir şey yani harp malzemesi. 30 tane demirden zırh. Bir de 2000 hulle vereceğiz. İşte binini Safer ayında vereceğiz. Binini Recep ayında vereceğiz dediler. Bu şekilde bir cizye musamahası oldu. Yani vergi kabul etmek zorunda. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi gelecek. Ee, yani Necran'a altın üstüne getirecek, savaş yapacak. Eee onlar da cizye hakkı olduğu için ehli kitap olmaları aç bile cizye hakkımızı kullanalım dediler. Savaşmayalım dediler. Ee, savaşma gel burada e, lanetleşelim daha basit. Yok ya lanetleşmeyelim dediler. E, çünkü biz saatte yarız demek istediler. Bunun üzerine efendim ne oldu? Eee femten'u kaçındılar imtinahtürkçeleşme imtina, i̇mtina ile minha mubahileden yani lanetleşmeden kaçınlar ve radu razı geldiler neye bir edail cizyeti cizye ödemeye razı geldiler. O bayağı da bir maddi külfet yani. 2000 takım o zaman elle dokunuyor. Tezgah bile yok. Tezgah bile yok 2000 takım zaten. <laughs> bir senedence önce dokursun ondasın, hepsini vereceksin ona yani. Ve bu şöyle oldu. Ennel akıbe Akıp isimli olan ondan bedel azimehum onların büyüğü yani reisleri lider kişi kale dedi onlara kad alim tüm ey Hristiyanlar aralarında konuşuyorlar fıs fıs fıs. Muhakkak siz bildiniz ki ennehu gerçekten bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyün bu peygamberdir arkadaş bununla lamıcım yok dediler. Siz de bunu bildiniz ve ennehu Şüphesiz şu hakikati da bildiniz ki enne yani şu gerçeği de bildiniz ki ma la ane. ma ayrı la ayrı ma la değil la anenin lası ma ayrı bir şey ma olmadı yani ma la ane. lanetleşmedi kiminle kavmen herhangi bir toplulukla kimle bir gün herhangi bir peygamber illa Muhammed olması sallallahu aleyhi ve sellem şart değil herhangi bir peygamber 224 binden bir tanesi lanetleşmedi katlı asla bir toplulukla kendi ümmetiyle olsun, kafirleriyle olsun, müşriklerle olsun, kendisine iftira atan biriyle olsun asla lanetleşmedi. Eee ki kalsın. Kebiru ne büyükleri kalabilir hayatta ve la sagiru ne de küçükleri kalabilir. Hangi bir peygamber bir kavimle, ümmeti veya gayrisiyle lanetleşmeye girişirse e, ne küçükleri kalır, ne büyükleri kalır. Yalancı taraftan bir fert hayatta kalmaz." dedi. Bak işte ilmin bu faydası var. İşte alim olmasaydı hadi derdi, derdi lanetleşelim ya falan hareket çekerdi. Ondan sonra geberi giderdi. He, Bunlar da geberip gittiler sonra ama buradan sonra Müslüman olanlar da oldu. Lakin en azından o anda ölmemek için bir çözüm üretti yani. Ve Müslü e, burada efendim e, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında e, buyurdular ki uyanıklık ettiler demek istiyor yani. Kelime tam bu mana gelmiyor da. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem levbâhelû le kredeten ukhane azira eğer benimle lanetleşmeyi göze alsalardı elbette bazı rivayetlerde le matu o anda öleceklerdi. Bazı rivayetlerde le ma bakiye fi dünya nasraniyun onlar orada 60 kişi ama dünyada bir Hristiyan sağ kalmayacaktı. Diğer bir rivayette kradete maymunlara ve domuzlara döndürüleceklerdi. Yani orada ha lanetleşme biter bitmez o 60 tane geldi. İnsan kılığında geldi, maymun domuz kılığında artık köyünün yolunu necranın bulabilirlerse tabii ki insanlıktan da çıkınca. Maymuna ve domuza mesholunacak olunacak yani döndürülecekler. Ve laz daram aleyhimul Ve o Medine'nin vadisi dağların arası Müslümanlara bir şey yapmayacaktı. Onların üzerine ateş olup akacaktı. Tutuşacak laz darama tutuşacaktı demek. Aleyhimul vadi vadi onların üzerinde naran ateş olarak tutuşacaktı. E peki onlar Medine'deydiler. Bu Medine'de oldu mu balaatin nazil olduğundaki hadise. Ve leste sallallahu necrane elbette Allah Necran'ın kökünü kazıyacak da hatta tayr ale şeceri. Yani Necran neresi? Ta Mekke Medine arası biliyorsunuz şu anda bile en hızlı trenle bile 3 saat 4 saat ara arabayla dört buçuk 5 saat düşün ne kadar yürüme mesafeler var. Necran Necran Mekke'den de 7 konak ileride Yemen'e doğru. Onun için ama Medine'de yapılacak bu lanetleşme dedikçe ne olacaktı? Necra'nın Allah kökünü da Hatta tayra ale şeceri ağaçlarının dallarındaki kuşları bile bırakmayacaktı. Allah Resulü'nün lanetiyle Allah'ın da lanetiyle e, hepsi bir canlı mahluk kalmamak üzere e, efendim kedilerine kadar, varana kadar hepsi helak olacak. Onun için işte ilmin orada da bir şey oldu. Dediler ki biz bu işe girmeyelim, vergiyi kabul edelim. Maddi manada külfete girelim ama yoksa helak olacağız dediler. E bu Resulullah sallallahu aleyhi doğruluğuna delil olarak daha bunlardan başka ne arıyorsun? İşte bu ayetler tabii. ayetler olduğu için Kur'an'ın mucizeleri, Kur'an mucizeleri, Resulullah Efendimiz'in doğru söylediğini mucizeleri çünkü bütün bu hadleri o okudu. E bunları nereden biliyordu? Ve nasıl meydan okudu onlara? Hadi lanet şimdi. Sene kadar yalancı olduğu ne dair veya doğru söyleyip söylemediğinden dair bir şüphesi olsaydı e, lanetleşmeye girişebilir miydi? Peki karşı taraf e, yalancı olduğunu kesin bilmeseydi e, kaçar mıydı? Kaçmazdı. Yalancı olduğunu kesin bildiği için girmedi bu işe. Ya bu neye delendiriyor? Resulullah sadık oldu. Bir taraf yalancı, bir taraf sadıktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buna benzer kavlu teala. İşte Allah'ın bir kavli şerifi geçen e, baplarda da geçti ne buyurdu? Ve eğer siz olduysanız ey müşrikler. Bu da müşriklere şimdi. Bir tane Yahudilere yaptı. Ölüm isteyin bakalım. Çıt yok. Bir tane Hristiyanlara yaptı. En yüksek tayfasına. Hadi lanetleşelim. Çıt yok. Ha biz vergi ödeyelim. Müsaadenizle. Kebermeye göz alamadılar. Şimdi müşriklere söylüyor bu da şimdi. Ve eğer siz olduysanız fi bin şüphe içinde. Mimma o ayetlerin doğruluğundan ki nezzelne biz onları indirdik. Ali kulumuz Muhammed Mustafa ila kavli oku ileriye kadar diyor. Yani yine ben ben okuyayım tabi. Fetü bi suratim Kur'an'ın benzeri surelerinden 114 suresinden bir sure getirin. İn kütüb sadıkın eğer doğru konuşan kimseler olduysanız. sonra tabi baştan 10 ayet getirin buyurdu. Sonra bir sure getirin buyurdu. E, Kul fetü kitabin. Baştan bir kitap getirin Kur'an gibi buyurdu. Yok. Sonra buyurdu, ee, fetüvi bir aç ses verin mistim müftarıyat. Madem o uyduruyor siz de uydurun. Haşa o uydurmuyor da. 10 e, sure, 10 şey, ayet uydurun. Çünkü 10 ayet surelerin bazılarından fazladır yani şimdi. Kulüvallah dört ayet, Kevser 3 ayet. Ya yani 10 ayet bazı surelerden çoğu demir, bazı surelerden fazla. 10. başta 2. ikinci 10 ayet uydurun. Yok. On devam okudular. Ondan sonra Fetü bir surat mümislimi bir sure getirin. Surenin en azı Kevser. Bir satır yani üç ayet. Onu da getiremediler. Felliyetü bir <laughs> hadisin misli. Bu sefer sureden de düştü. İşte bir bir ayet getirin. Yarım ayet getir falan. Hiçbir şey yok. O zaman ne buyurdu? Feillem <laughs> tef'alû. Eğer siz bunu yapamadıysanız bu zamana kadar yani Mekke dönemindeki müşrikler ve Zaten asla bundan sonra da yapamayacaksınız. Nerede kaldı ki? Arapların en fasih, beli, edebiyatçı, şair, Hicaz, Lugat, yani Mekke müşrikleri kadar fasih, beli yoktu. Zaten müşrikler çok şairdiler. Velid ibn-i şunlar bunlar. Fasahatta, belagatta, yani Mekke e, halkı zirveydi zaten. Tabi Arap, e, halis Araplar Yemen'den gelmişler. Arap-ı oradan gelmişler ama e, Tabi onun da aslı İsmail Aleyhisselam'ın hanımı Curhum kabilesinden olduğu için Arap lisansı. İsmail Aleyhisselam Arap değildi zaten İbraniydi. Dolayısıyla lisanı yani. E, Araplık nereden geldi onlara? Araplı müstehrabe oldular. E, çünkü Curhum kabilesinden geldi. Baba tarafı e, şeyden değil Araplardan değil. İsmail Aleyhisselam tarafı. E, İsmail Aleyhisselam'ın neslinden Arap. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem neslinden geldi. İsmail Aleyhisselam hanımı e, Cürüm kabilesi, Yemen'in en fasih konuşan kabilesiydi, Mekke'ye yerleştiler. Nesil onlardan türediği için hepsi şey oldu, çünkü İsmail Aleyhisselam tek kişi. Yani Acer maddemizde gelmiş, e, Arap olmayan tek kişi. Onun çocukları türediği için hepsi e, ana da Cürüm kabilesinden olmak hasebiyle Arap oldular. Anadan Arap oldular yani. Bundan dolayıdır ki Yemen Arapları Arap, haribe, anadan babadan Arap geliyorlardı. E, efendim, böylece eee edebiyatta zir zirve, fesat, belagat falan. E, üsluplarını en iyi bilen, kullanan kabileydi. Yani o çevredeki kabilelerden de yardım aldılar. Herkesi toplayın dedi Mevla. Yapamadılar. Ölen tefalu. Asla yapamayacaksınız burada. İşte bu ayette ne oldu? Fehber <laughs> Allah bildirdi onlara ki en Gerçekten onlar yani müşrikler la yapamayacaklar. Ne gibi kemakane? Ee, efendim, e, burada e, onlara da Allah Teala Kur'an vasıtasıyla e, ne yaptı? E, meydan okudu ve bildirdi ki yani, onlardan hiçbiri yani la fe'alune yapamayacaklar. İleriki zamanlarda da yapamayacaklar. Efendim ne gibi kemakane? Kema o şey gibi ki kane evvelce olmuştu. Evvelce olan neydi? Aziyetleriydi. Yapamamalarıydı işte. Kema o şey gibi ki kane olmuştu. Yani evvelce olan gibi Bundan sonra da aynı olacak yani yapamayacaklar bunları haber verdi. Vazil <laughs> ayetü işte bu ayet edhalu daha tesirlidir ne <laughs> ustavi babil ihbari haber verme konusunda neden anil kaybi kayıp e, gayb, kayba dair ileride olacak olamayacak e, şeyleri e, efendim e, bildirme babında e, beyan etme noktasında e, daha e, gönüllere e, işlemek bakımından daha tesirlidir. Buyuruyor. Yani bir ayet getirin, bir sure getirin ayeti daha tesirlidir. Çünkü neden? Şöylece ki, e, şu anda da o şey devam ediyor meydan okuma. Anladın mı? Çünkü orada onu buyurduğu günden bugüne kadar bundan sonra kıyamete kadar müşriklere yani İslam'a girmeyenlere bu meydan okuma devam ediyor. E getirebiliyorlar mı hala? Şu anda da Arap edebiyatı bilmem müsteşrikler var bilmem ne ne kadar Hristiyanı var, gavuru var. Onlardan yardım alabilirler. Zaten kendileri öyle bir Arapça öğreniyorlar ki bazı e, İngiliz, Fransız bilmem ne, veya Türk. E, Araptan iyi konuşuyor yani. Daha ilim sahibi olabilir. Mesela çalışmakla oluyor. Dolayısıyla madem vahiy dil Allah'tan gel, gelmediğine göre, kendin çalışmakla olabildiğine göre e sen de insansın, o da insan. Şu anda o meydan okuma devam ettiği için bazı ilahatü bu ayet dedi hangisi? Bakara'daki hadi getirin bir sure şey e, daha müessirdir. Fî bâbil ihbar gayb. haber verme noktasında. Çünkü neden? Hala yani ileride de yapamayacaklar diyor. Lan tef'alû. Asla yapamayacaksınız diyor. Madem öyle imana gelin diyor. Cehennemden sakının diyor. E şimdi bak yapamadı. Hala 1400 küsur sene oldu bu tehaddiden, meydan okumadan. Onun için bu daha tescilidir diyor. Ve lakin fiha, lakin bu ayette var. Efendim, e, yani işte hadi lanetleşmeyi kabul edin e, şeyinde. E, bunda da var. E, bunda ne var? Minnet tacizi, aciz bırakma hususunda. Ma o şey ki filleti o ayette vardı ki kabla. Bundan önceki ayette olan taciz bunda da var. Taciz aciz bırakma. Önceki ayette nedir? Yani e, hadi lanetleşelim. Efendim mübahalede bulunalım. E, yalancıların üzerine Allah'ın lanetini salalım. Ayetinde de e, tes, sürenin, müddetin uzunluğu bakımından Bakara'daki daha tesirli. Çünkü kıyamete kadar getiren getirsin bir sure ve bir ayet getirsin. Hala süre devam ettiği için bu daha müessirdir. Ama e, Hristiyan e, heyetiyle de meydan okuyarak hadi yalancı yalara lanet edelim okuyalım, amin diyelim bakalım birbirine bunda da ne var? O e, Bakara'da olandaki taciz, yani aciz bırakma Hadi gücün varsa gel erkeksen bilmem ne. E gelemedi. Çünkü neden yalancılığını biliyor. Lanetleşirsem de Allah'ın belası hemen gelecek bildiği için. Yani aciz bırakma hususunda ikisi de aynı manayı taşır. E, mucizelik var. Mucize zaten aciz bırakmak. E, taciz de Türkçede taciz diye taciz geçiyor. Taciz Arapça zaten. Taciz aciz bırakmak. Aciz bırakmak ne demek? İşte bir insanın elini kolunu bağlayarak ve işte bilmem içeceğine damla atarak onu uyutarak bilmem ne yapıyor tecavüz ediyor Allah muhafaza. Yani taciz aciz bırakmak o manada kullanıyor yani. Şimdi hadi bakalım hangimiz doğruysak yalancıya lanet edelim bakalım çıksın meydana falan. Burada aciz bırakıyor karşı tarafı yalancıysa adam e, bir de imanı varsa hani ki başıma bela gelir diye de inanıyorsa da inanmıyorsa her yere atlar. Ama bir de inanıyorsa ulan belamı bulurum diye korkar atlamaz. İşte Hristiyan, Necran, papazları girmedi o işe. Çünkü bir ilmi var. Biliyor ki başıma bela gelecek. Örnekleri var. Ee, ama tabi Kur'an'ın bir misli ayet sure getirin. Ee, o tabi daha ethal. Ethal daha girici. Ee, konunun içine daha girgin. Çünkü neden? O kıyamete kadar bir bir ayet getirin. Emek yemişlikleri o zaman getiremediler. Ondan sonra hiç getiremediler. 1400 küsur sene bir kişi bir ayet diye Kur'an'a nazire getiremedi. O kadar dünyanın gavuru bütün Arapları toplayıp kavurlardan yardım alıp Arap'tan da var. Kur'an'a nazire yapabilirdi. E yapamayacaksınız diyor. Velen E yapamıyor işte. Ta İslam'ın hak olduğuna, Kur'an hak olduğuna, Resulullah sallallahu sadık olduğuna delil mi lazım ya? Şu mu yeter ya? Şuna inanmayan da neye inanacak? Ve ve hadis. Ba'de yu'minu. Allah'tan sonra hangi onun haberinden sonra, Kur'an'ından sonra, kitabından sonra ta neye inanacaklar Allah buyuruyor. Bir fasıl bitirdik. Bu fasıl kısaydı. Benim de boğazım çok yara. Seslerim berbat. Gözlerim berbat. Bin lazer buraya yapıldı. Bin lazer buraya yapıldı. E Tabii gözlerim hiç görmemeye başladı. Bulanıyor sula. İnşallah düzelecek ama. Efendim ses öyle, göz öyle. Ben sizin hizmetinizdeyim. Bak İstanbul'da olduğumda hemen yapıyorum işte. ama Denizli'ye gidiyordum, İbrahim Efendi'ye gittim bir hafta şuraya gidiyordum, buraya gidiyordum. Ümmet meselesi yani yoksa ben şifa dersin bırakmazdım. İki ders öyle kaldı falan. E zaten Ramazan'da belli hepimizin vazifeleri vardı. Bu itibarla siz de şifa dersini bırakmayın. Bak ben burada emek veriyorum. Allah için para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Yazık. Bu kadar ayet hadisi duymadan ölmeyin. Birbirinize tebliğ edin. Bu şifa şerif, maddi manevi niyet edin. Her hastanıza şifa olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri bütün ayetler mucizelerle dolu. Bundan bereket alın, mahrum olmayın. Bu fakir gibi de size böyle ananızın diliyle açık açık anlatan da bulamazsınız. Kimisi Türkçe kitaptan okuyor, kimisi vır geçiyor. Zamir'in mercini bile size anlatamadan geçiyor. Hangi hocalar sipariş böyle anlatır? Bu teatresi nimet kabulünden söylüyorum. Allah'ın verdiği bir nimettir bize. Efendi Hazretimizin bereketi, duası bereketiyle istifade edin yani. İnsanlarda faydalansın yani. Bak öleceğiz gideceğiz. Her gün cenaze haberleri var. Her gün, anında ölüyor yani. Seni geçen işte bir tane de imam vardı sonra bizim işte şey, Diyarbakırlı Şeyhmuz Efendi'nin oğullarından. E sonra baştan Efendi'ye tabiydi. Bizi sohbetlere çağırdı. Ondan sonra bir şey yaptı. mı gitti, şu etti, bu etti. Bizim ailemize gitti derim ki bizim ailemize gitmesi bir, bir mesele değil işte. E, sapıtanlar bizim alemimize gidiyor yani. Ondan sonra falan işte pat vefat ediyor. Yani benden gençler böyle bilmem ne işte bak ne ne hal üzere öldü mesele o şimdi. Bak bu kadar bize e, sohbetler yaptırıyordu. Yeni Bostan'da şurada burada efendim e, cemaati topluyordu. Çok acayip gençlik faaliyetleri yapıyordu. Ondan sonra bir de baktı, bilmem ne sarı çıkardı. Sonra takke çıkardı. Ondan sonra saçını uzattı. Ondan sonra bilmem ne. Ondan, Ondan sonra bir de baktı İslam oğlu olmuş. Ondan sonra bilmem ne olmuş. Hemen başlarlar benim aleyhime. Hep böyle yani. Bu işin kaderi bu ya arkadaş. Benim aleyhime gitmekten e, beni beğenme, sevme. Ama sen ne gidiyorsun? E, sünneti terk ediyorsun, ehl sünneti terk ediyorsun. Bana kızgınlığından bana neyse. E, yani imanlı öldüyse Allah rahmet etsin. Taksiratını affetsin. İmanını kurtarabildiyse ben bilmiyorum son durumunu ama son durumu gelen haberleri hiç açıcı değil. Yani ne demek istiyorum? E, yani bu kadar ölüm, bu kadar fani. Hep şu dersleri dinleseler, bu kadar sohbet. Kanal açtık size. 24 saat. Cah medya dediler. O medya lafını da sevmiyorum da şimdi ne yapacağız onca? başka bir isim dedim de şimdi birileri çalar onu söylemeyeyim. Yani 24 saat istediğin dakika görüyorsun bedava. Üyelik e, bile yok yani sen üye olsanız memnun oluruz tabii de. Hemen giriyorsun sohbet ediyorsun ya. 24 saat kafana esti, kafan takıldı. Bunalıma girdin, bilmem ne oldu. Dur bakalım Allah Resulü. Benim her konuşmamda mutlaka hadis var. Yani hangi sohbetlerime girseniz ayetsiz hadissiz bir şey yok. Roman anlatmıyoruz. Şurada ne ilimle konuşuruz şimdi ya. Allah biraz İnsaf versin, vicdan versin ya. İnsanlar faydalansın. Tebliğ edin. Ee, Rabbim e, azami derecede bizlerden ifadeler, sizlerden istifadeler nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve Muhammedin. Ve ala alihi ve sellem.